geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. 9 yıldır Koca Sinan'ın her bir mahallesine, her bir köşesine hizmet ediyoruz. Gerek kırsal mahallelerinde, gerekse şehir merkezindeki mahallelerinde. 48 tane köyümüz, 45 tane merkez mahallemizde. Her biri kendi özelinde birbirinden farklı güzellikleri, beklentileri, talepleri, ihtiyaçları olan mahallelerimiz. Ve şükür Allah'a geldiğimiz noktada 9 yıl öncesinden bugüne kadar her bir mahallemizin caddesinde, sokağında, kaldırımında izimiz var, hizmetlerimiz var. İnşallah bundan sonra da yapacak daha çok işlerimiz var. Geçen hafta açmış olduğumuz 41. sosyal tesisimiz, şu ana kadar Kayseri'deki yapılmış olan en büyük sosyal tesisimiz, Koca Sinan Akademi, Erkilet bölgesinde bu mahalledeki yaşayan hemşehrilerimizin hizmetinde hayırlı olsun, uğurlu olsun, iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Koca Sinan'a hizmet edecek, bu bölgeye hizmet edecek olan Tarman Kültür Merkezi'nin kütüphanesi ve kültür merkezi inşaatı devam ediyor. Nasipse bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Ama orası sadece kütüphane olarak kalmayacak. Evet, çocuklarımıza, gençlere, kadınlara, erkeklere, herkese hizmet verecek kütüphane olacak ama içinde biyolojik göleti olan bir Kafe Sinan da, bu bölgemize hizmet verecek olan Kafe Sinan ile birlikte SEP Kütüphanesi de sizlere hayırlı olsun, iyi günlerde kullanırsın inşallah. Erkilet'in hemen tepesindeki Hıdır İlyas diye bildiğimiz Hızır İlyas Köşkü. Hepinizin bildiği bir yer. Kayseri'nin en güzel görünen noktası. Buraya yapmaya başlamış olduğumuz bir millet bahçesi var. Bir seyir terasıyla Kayseri'mize temaşa etmek isteyecek, Kayseri'mizi seyretmek isteyecek herkesin geleceği nokta Erkilet'in tepesi olacak, Hızır İlyas Köşkü'nün altı olacak. Bunun da çalışmaları Allah nasip ederse bu yıl itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz. Buradan Kayseri'mize gerek şehir dışından gelenler, gerekse hemşehrilerimizin hepsinin bu bölgeye akın edeceğinin ve oranın bir cazibe merkezi olacağının şimdiden müjdesini vermek isterim. Uzay ve astronomi ile ilgili özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği, eğitim alabilecekleri astronomi köyü de projelerimiz arasında yine aynı şekilde en hızlı şekilde inşaatını tamamlayıp şehrimize, gençlerimize, evlatlarımıza sunacağımız bir merkez olacak. Kentsel dönüşümle, imar çalışmalarıyla, park alanlarımızla, her alanda geçtiğimiz dönem içerisinde en büyük işleri, en büyük projeleri yapmak nasip oldu ve bunları yapmanın neticesinde de bir kuruş borcu olmadan bugünlere kadar geldik. Bundan sonrasında da inşallah daha fazlalarıyla, çünkü şimdiye kadar edindiğimiz tecrübe, birikim ve bunun üstüne koyacağımız da daha fazlasıyla Koca Sinan'ımıza hizmet edeceğiz. Koca Sinan'ımız için üreteceğiz. Koca Sinan'ımız için çalışacağız. Tabii bunları yaparken evvelallah sizlerin helal oylarıyla o günlere geleceğimizi hatırlatıyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Gerçekten şu görüntü, Allah nazarlardan saklasın, çok güzel bir görüntü. Buradaki Cumhur İttifakı'nın bir günlük değil, her gün birbirimize bağlılığımızı gösteren bir görüntü. İnşallah 31 Mart'ta da bu coşkuyu, bu kalabalığı, heyecanı 31 Mart akşamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye Erkilet'ten, Koca Sinan'dan selam olarak göndereceğiz inşallah. Cumhur İttifakı geçtiğimiz seçimde de nasip oldu, Ahmet Başkan'ımla beraber çalıştık. Her gittiğimiz yerde de söyledik. Cumhur İttifakı kanla kuruldu arkadaşlar, kıymetli abilerim. Şehit kanlarıyla kurulmuş bir ittifak bizim. Diğer ittifaka baktığınız zaman zaten dağıldılar, gittiler. Bertaraf oldular. Dolayısıyla Cumhur İttifakı Türk tarihinin zafer nişanesi olacak Allah'ın izniyle. Hep beraber el ele, gönül gönül olmaktan, beraber hedefe varmaktan bir adım bile geri durmayacağız. Bunu böyle bilinmesini temenni ediyorum. 1 Nisan sabahı Koca Sinan'da terörist sevicilere değil, vatanını, milletini, bayrağını,
devletini, gelecek nesilleri düşünen Ahmet Çolak Bayraktar zafer imza atacak.